Evet, değerli basın mensupları, kıymetli il başkanım. Bugün 21 Nisan itibariyle gerek Kayseri'deki açılışlar, temel atma ve nöbetçi milletvekili uygulamasında sizlerin de dışarıda koridorda müşahede ettiğiniz gibi vatandaşlarımızla her hafta sonu bir milletvekilimiz burada nöbetini tutuyor, teşkilatta nöbetini tutuyor. Sayın İl Başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Son derece disiplinli bir teşkilat çalışmasıyla beraber vatandaşımızla milletvekillerini buluşturduğu için. Tabii Türkiye çok farklı bir ortama girdi. Erken seçimle beraber 24 Haziran'daki düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet etme sistemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi inşallah bir arada yapılacak. Her birinizde malum olduğu gibi. AK Parti biraz önce Sayın Başkanım da genel merkezde konuşurken hem sandıkların hem de seçim çalışmalarıyla alakalı herhangi bir inkıta kesinti var mı, hazırlıklarda bir eksiklik var mı diye tek tek bütün hepsini sağ olsunlar tiklemişler ve bütün bu hazırlıkların tamamında gerçekleştirmişler. Şu anda bile seçime hazır olduklarını Kayseri AK Parti İl Teşkilatı olarak belirtiler genel merkeze. Ben bir kez daha kendilerini ve bütün ekip arkadaşlarımıza beraber şahsınıza başkanım kutluyorum. Tabii Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, geleceğine önemli bir katkı koymak üzere inşallah bu seçime gideceğiz. Milletinden çekinmeyen, milletinden kaçmayan partilerin milletin gönlünde, nezdinde her zaman tat kurduğunu biliyoruz. Ve 16 yıldan bu yana yapmış olduğum bütün seçimlerde gerek referandum, gerek cumhurbaşkanlığı, gerekse genel seçim ve yerel seçim olmak üzere biz her zaman milletimize güvendik. Milletimizin sağduyusuna ve tercihlerine her zaman güvendik. Doğru yaparak güçlenmeye çalıştık ve inşallah güçlü olduğumuz kadar da daha çok doğru yapma kabiliyet ve kapasitesine ulaştık. İnşallah ben Kayseri AK Parti teşkilatımız olarak, bütün arkadaşlarımız olarak, hele hele MHP'li ittifak yaptığımızda ki şu an ittifak dönemiyle beraber bu seçimlerde Türkiye'de belli bir dereceye girip inşallah iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. AK Parti Genel Merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın, kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü bir nebze de olsa Kayseri'nin hafifleteceğine ve onun yükünü alacağına inanıyorum. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da inşallah öyle olmaya da devam edecek. Ben tekrar her birinize teşekkür ediyorum.